Aracınızı vava karsa anında satın. Hayalinizdeki aracı tek tıkla satın alın. İkinci el araç almanın ve satmanın en kolay ve güvenilir yolu Vava Cars Transfer Gündemi programını sunar. Vava Cars'ta Transfer Gündeminde Fenerbahçe bölümüne geldi sıra. Fenerbahçe ligi hazır mı diye hemen bir Başlangıç sorusu. <laughs> <laughs> çok, çok özel bir soru oldu. <laughs> Aynen çok özel bir soru oldu. Valla çözüldü hemen hemen. Santerford yani, dışında. Yani Santerford, merkez orta saha bir de ben sola. 3 transfer bekliyorum. Ondan sonra daha çok bundan Hı -hı. sonra bu iç isim de netleştikten sonra transferde artık gidecek oyuncuları konuşacağız. Evet. Mamthiam ve Samadda'ya yurt dışından teklifler var. Özellikle Tiam'ın rakamını duydum onu paylaşmakta sakınca yok. 1,5 milyon euro dolaylarında bir bon servis bedeli var. Konya, Başakşehir ve Antalya'nın resmi şekilde ilgilendiğini söyleyelim. Samat'taydı da Fenerbahçe kadroda ama tabii önce Center for transferi gerekiyor. Burak Kapacak geldi son olarak. Hı, hı. Ee, Bursa Spor'la son dönemde yakın ilişkiler var. Onlar da Fenerbahçe'den bir talepte bulundular. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek'te anlaşmak üzere kiralık olarak. Ee, Steven Colker problemi hala devam ediyor onu söyleyeyim. Steven Colker 3 tane Anadolu kulübüne önerildi. Benim duyduklarım Antalya Spor, Başakşehir ve Çaykur Rizespor üçü de kabul etmedi bu öneriyi. Colker kötü bir oyuncu olduğu için değil. 1 milyon euroluk net bir maaşı var o yüzden. Hı hı. Colker konusu da çözülecek mi? Ee, bakacağız çünkü neden? Fenerbahçe gönderemezse feshedebilir sözleşmesini. Bu bilgiyi de verelim. Evet bu tipik şey oldu. Teknik direktör belli olmadan Yapılan, yapılan transfer. Neden negatif, yapılır? Negatif, Neden etsin. yapılmamalının cevaplarını görüyoruz. Evet, özellikle yabancı transferlerinde biraz daha dikkatli olmak lazım. Hani yerli oyuncu alırsınız da mesela Galatasaray da yerli oyuncuya gitti. Hı hı. Eee Beşiktaş Gerçe Sergen Açık talimatıyla almıştı zaten. Salih Uçan'dan anlaşmıştı galiba da hoca evet. olmadan. Ee, böyle yerli oyuncuyu kaçırmamak için özellikle bu kural geldikten sonra e, acele etmek mantıklı ama mesela Serdar Dursun mantıklıydı yani yerli çünkü. Ama Kolkır evet ha, hoca belli olmadan belki farklı bir stoper tarzı ister diye düşünmeden böyle bir hamle yapıldı şimdi de. Kolkır üçlü de hiç olmadı. Neyse ki bon, bon servis verilmedi ama. İmza parası verildi. Evet. 1.2'ye yakın bonuslarla birlikte bir yıllık ücreti var. O yüzden Kolkır'ı da göndermek kolay değil diyelim. Kim Minjaya çok soruluyor. Hı hı. Sana da soruluyordur neden açıklanmıyor diye. Yok Kim... bana sorulmadı. Sorulmadı mı? <laughs> Daha nasıl hızlı topçu abi diye soruyorlar. Aynen, daha söylüyorsun. Farklı <laughs> noktalardayız. Kim Minje'ye niye onu söyleyelim. 2 artı 1 veya direkt olarak 3 yıllık bir sözleşme düşünülüyor. Oyuncu gelir gelmez karantinaya girdi. Herhangi bir problemi yok. Ben kimin yakın dönemde açıklanacağını düşünüyorum. Çünkü bazı haberler okudum, şey falan diyorlar. Çin'e dönüyor, e, anlaşılmadı, bitti falan. Kulübüyle zaten bir problem yok ki... Oyuncu zaten kulüpten ayrılma sebebi aylardır maaş alamamasıydı. Orada 3,5 milyon euroluk net bir ücreti vardı. 1-1,2 civarı Fenerbahçe bonservis ödeyecek. 2,5 milyon euro olmaz. 2-2,5 milyon euro arası diyelim de bir maaşı olacak. Aslında en büyük problem lisanslardaydı Fenerbahçe'de. Bu da çözüldü. Kripto para anlaşmasından sonra bir limit açıldı. O limitle birlikte de TFF'ye belgeler gönderildi. Ben pazar günü maç ama pazartesiye dek bütün yeni transferlerinde lisanslarının çıkmasını Bekliyorum diyelim ve tekrar senin en sevdiğin nokta evet. bu ateşli tahtaya dönelim. Aynen öyle. Artık zaten hazırlık maçlarında Hı -hı. Vitor Pereira birçok oyuncunun mevkisini kesinleştirdi. Yani bazı şeyleri hiç denemedi. Bazı şeyleri çok denedi. Özellikle sistemin bu olacağı artık kesinleşti. Bu yüzden bence Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon nasıl bir takım olur? Şu sistemde ne eksik kaldı diye bir son kez görmek için bu sistem üstünden takım üstüne gitmek mantıklı geldi. Zaten kaleyi artık düşünmüyoruz. Kaleyi. kaleyi. düşünmemek bu arada çok büyük bir lüks gerçekten. Değil mi? Tabii kalede yerli kaleci. Ben ama bir 20 yıla baksan kaleyi en az düşünen takımdır herhalde. Evet orada bir problem yaşamadı gerçekten. Bir rahmetli Enke falan gelmiş o dönem böyle hatırlıyorum. Enke ee, de yani şeyden Çemiş Spor'dan gelmedi. Ama yani kötü goller ama. yemişti. E bir maçta. O Çok da böyle kalecinin yedek kaleciler genelde oldu da problem yaşadı ama birinci kalecilerde çok ben de sorun hatırlamıyorum Fenerbahçe'de gerçekten. Şöyle bir Bu sezon ama üst düzeye çıktı. Altay tabii. birinci kaleci yedeği Berke. Üçüncü kaleci Ertuğrul, Aynen. milli kaleci 6 yaş grubunda. Dördüncü kaleci Bartu Kulbilge, Serdar Kulbilge'nin oğlu yine 6 yaşlarda çok önemli performans sergilen bir isim. Altay artık orada. Tisserand bu sezon... Tisserand'ı tutun diyor bu arada hoca. Yoksa oyuncu da Fransa'ya dönmek gibi bir niyeti var. Metsin ciddi bilgisi var. Ama hoca bir stoper takviyesi daha olmadan Tabii. gönderilmesine karşı Sistemine çıkıyor. Sistemine de uyuyor. Hı -hı. O sistemi zaten tekrar girmeye gerekiyor. Neden uyuyordu? Ee, top kullanmayı bilen baskı oyununa yatkın, e, fizine göre atletik bir oyuncu olduğu için üçlüün kenarında için gayet ideal bir oyuncu. Zaten Fenerbahçe topu kaybettiği yerde presi seçeneğini işaretleyeceği için Tisserand'ın adın o e, böyle basit savunma hataları yaptığı anları daha az görecek. Çünkü bu kaleye yakın olduğunda daha problem oluyor. Adamın almadığın anda kaleye yakınken e, rakip üç, golle buluşuyor. Üçlü de zaten defolarını kapatır oyuncular. Evet zaten çünkü almış. bir kademe oluyor dediğin gibi. Hı hı. Şurada kim ince alacak? E, kim J diyelim. Çavi'den öğren şey. öğrendiğimiz Hatta gibi. Hatta J'min kim miydi? Öyle bir şey dedi. Yok yok. Kim Min J o kadar karıştırıyorum. <laughs> o kadar girme detaylıyorsun. Aynen. Kim Min J de burada klasik. Şuradan e, topu aldığı anda şuralara katılacak, şuradaki pas oyununa katılacak bir oyuncu. Bu yüzden zaten Vito Pereira çok fazla ısrar etti. O da fiziğine göre çabuk bir oyuncu. Aynı şekilde yine fiziğine göre çabuk bir oyuncu. Ben yedek düşürdüm kim düştü onu. Yere. Salay düştü. Salay <laughs> düştü <Aman>. O da <gülüyor> Salay, <gülüyor> en, falan, ya en, en ya. pahalı, oyuncu. <gülüyor> 25, <gülüyor> <Aman>. <gülüyor> 25 milyon lira <euro> yere düşürdü. <laughs> 25 mi? Oh, ağzından ya. kaçırdım. Var mı teklif 25'lik? Yok canım. Olsa <laughs> satılır zaten. Tabii. Salay, bak Salay kim? Kim Minje? Eee hepsinin ortak özelliği fiziğine göre atletik oyuncu olmaları Bence Zaten... çok iyi güçlü arkada da çok iyi bir kaleci olur. Ya yani bayağı önde bastığınız anda kolay kolay böyle adam kaçırmaz bu üçlü. Hı hı. E, artık böyle olacak. Salih normal İder pozisyonuna geçecek Kim min transferinden sonra. E, burada hani Osayi çok denendi. Takımda Bence kıl... olmadı ben söyleyeyim. Takımda kalırsa o oynayacak gibi gözüküyor. Giderse Rangers farklı. Rangers'da Fulham'ın ilgisi var. Fulham'la ilgili şunu söyleyeyim. Marco Silva'nın bir talebi yok Fulham'da ama Fulham kulübünün o sayı özelinde yaklaşık bir buçuk iki senedir bir tasarrufu varmış. Yani kulüp Hı. oyuncuyu kadroya katmak istiyormuş. Marco Silva da bu konuda bir şey söylememiş. O zaman burada diğer seçenek Nazım ve yeni transfer'e gelelim Burak Kapacak. Bence Burak'a orayı formayı veririm. Tabii şimdi Burak Kapacak e, zaten sabek başladı Bursa Spor'da altyapıdan çıktığında. Sonra e, ki bu... İşte Anadolu takımları için mantıklı olabiliyor. Topla çok yetenekli oyuncular ya biz bu savunma hattında header etmeyelim. Biraz daha öne atalım bize fark yaratsın. Düşüncesi mantıklı oluyor. Burak Afacak da bu şekilde öne atıldı. Önce sağ kenar oyuncusu oldu. Sonra sol kenar bayağı içe kat eden e, sol kenar hücumcu oldu Burak Afacak son dönemde Bursa Spor'da. Ve e, çalıştı bu oradaki tarzı. Ama şimdi Fenerbahçe'de e, Burak'ın oynayabileceği şu sistemde şu sistemde iki tane pozisyon var. Üç tane diyelim. Kanat bekler ya da şuradaki hücumcu. Hani Bursa Spor'da oynadığı rol. Buraya Kolesinaç gelir bence. Ee, bu, Bursa Spor'da oynadığı rol Fenerbahçe'de kesmez. Yani o Daha farklı. Pelkos kadar olman lazım ya hücum katkısı. Hı hı. O yüzden bence de kanat beklerini zorlamak lazım ki e, kadro içerisinden birisi zorlanacaksa en mantıklı oyuncu. Burak Kapacak olacak. Çünkü neden? Hem hücumcu bir oyuncu hem zaten bek orijinli bir oyuncu. Tam kanat bek için ideal bir oyuncu. Sonuçta birileri... Ee, i̇şte mahle yani önceki programlara çok fazla örnek veriyorduk. Ee, mahle de sonuçta klasik bir bekken. Birileri deniyor, kanat peki yapıyor, hücum ...özellikleri ekliyor onda, tempo özellikleri ekliyor ve böyle şahane bir kanat peki çıkıyor karşıda. O yüzden bir denemek lazım ki göresin. E, Burak Abacık da denenecek bir oyuncu bence. Burada evet Burak'ı görebiliriz. Zayt Gustavo bütün hazırlık maçlarında en ikili olarak gözüktüler. Ee, Ozan dışarıda kalıyor bu formasyonda. Çiçesi. Ozan Gustavo Sosa. Üç özelinde de Vitor Pereira'nın ciddi talepleri var. Özellikle Ozan ve Sosa özelinde. Artı Gustavo'nun da... Talep derken? Talep derken şu oyuncular gidebilir diyor. He. Yani Ozan için menajeri uğraşıyor. Kulüpte bir görüşme yapıldı başkanla. Ozan Tufan'ın menajeri. Gustav, Gustavo'nun da dahil ona. Gustavo da buna dahil ama şu an Gustavo'nun sözleşmesinden çıkmak çok mümkün hmm. gözükmüyor. Hem kontrat süresi daha devam ediyor hem 3.750'lik net bir ücreti var bu sezon. Elini konu bağlı. çok tutuyor yani. o zaman hocam. Zayt, şu an gidiyorum dese zaten Genoa uçağı bekliyor onu. Hmm. Hopporta bekliyor yani. Hmm. Tamam Zayt zaten belli çok tuttu. Çünkü hep e, işte ikili orta biri savunmaya yönelik, biri hücuma yönelik. Hücuma yönelik şu anda en ideal oyuncu olacak. Zayt'ı olarak göre ki bu mantıklı. Zayt tutulur ya sezondan en başından bu yana hmm. takımın en iyisi. Aynen. Zayt Gustavo idealde. bu hmm. Gustavo kalırsa. E, solda Ferdi çok denedi ama bence de koşu kalitesi, temposu çok çok yeterli olmayabilir. Evet topu aldıktan sonra merkezleşmesi mantıklı olabiliyor. E, transferi gündemde. Bunu konuşmuştuk zaten. Buraya, buraya ve buraya. 3 transfer istiyor hocam. Buraya hemen bir şey yapayım o zaman. Şimdi tam buraya transfer yaptın 9'a. Onunla konuşuruz oraya geldiğimizde. Perkas burada en ideali. Hı hı. Perkas, Mesut ya da İrfan şurası. E, bir tane çok iyi bir oyuncu kenarda kalıyor. Kim? Ener Valencia. Eee Valencia'yı ben ya. kenarda bırakın. Nerdekini alacak? Şu per kısmını kesecek. Seninle konuşmuştuk hatırlıyor musun ve ondan sonra e, trend Trent oldu Fenerbahçe taraftarının gözünde. Hangi ben sandım? forumlarda falan da baktım. Valencia'nın çizgide oynama fikri. Evet. Buraya Kolesini aç gelse burada oynar mı sence? Yoksa sol için mi konuştun onu? Olabilir. Yoksa sağ sağ kanat bek de olabilir. Sağ kanat peki Hatta de burada mi? tam işte bu silah örneğini veriyordum ben. Hani biraz çok e, bir şey bir örnek değil. Çok göz önünde bir örnek değil biliyorum ama Stuttgart bence iyi bir örnek o anlamda. Hani üçlü savunma oynayıp kanat beklerin bir tanesi Santrafor orijinli olarak kullanıyor ki burada topsuz koşullarıyla çoklasın hı hı. ceza sahasını. Silas Vaman Gutika diye bir oyuncu var. Soy ismini doğru söyledim bilmiyorum. Silas evet. kısaca. <gülüyor> 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 evet dedim. Silas Vaman Gutika mı? <laughs> Vaman Gutika. i̇şte ee, Ener Valencia bu rolü üstlenebilir. Sol kanat vekili olabilir. Çok onu kesecek bir transfer olmazsa. E yani İdeali çünkü 9 numara ve Perkaz, e, Valencia kenarda ama bence değerlendirmek lazım. Aracınızı VavaCars'a anında satın, hayalinizdeki aracı tek tıkla satın alın. İkinci el araç almanın ve satmanın en kolay ve güvenilir yolu VavaCars transfer gündemi programını sundu.